Kaç Murat? 15. Timsah Park'tan hayırlı akşamlar değerli Bursaspor'lar. Yeşil beyaz takım bugün oldukça güzel geçen karşılaşma sonucu 6-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Ve Berat Altındiş'in açtığı skor tablosu Mustafa Genç de noktalandı. Bu arada Enver Cenk Şahin de 3 golle hat-trick yaparak topu da evine götürdü. Çağlar Ergin de karşılaşma sonunu değerlendirelim. Öncesinde Tahsin Tam'ın açıklamalarını dinledik. Çağlar, Furkan Emre'yi sorduk kendisine. Onda sakatlığı var dedi. İnşallah Ahmet maçında önümüzdeki hafta takımla birlikte olur dedi. Yarın MR'ı çekilecekmiş ama öncesinde istersen karşılaşmayı değerlendirelim ki Berat Altındiş'in 2 golle başladığı maç, sonra Enver Cenk Şahin'in 3 golü ve Mustafa Genç'in de geçen hafta Çorum'da attığı golden sonra bu da ligdeki ikinci golü oldu ki maçta da bir gol bir asisti vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. İki asist bir golü vardı. Berat'ın ilk golüne de kafayı sıyıran oydu. Hı-hı. Eren Tunal'ın ilk kestiği ortada. Bugünkü skoru ve oyunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya bir şey, 6-0'lık galibiyet tabii ki çok mutlu edici bir skor. Şundan dolayı, şimdi Bursaspor'un ilk haftalardan beri Afyon maçı, işte Batman, ardından Çorum deplasmanı. Bursaspor'un en büyük ihtiyacının saha içindeki mental olarak özgüven eksikliği olduğunu farkındaydı. Çünkü oyuncular bu seviyelerde oynamaya ve A takım seviyesinde oynamaya alışkın oyuncular değildi çoğu. Bu noktada özgüven yakalaması Bursaspor'un çok önemliydi. O noktada 6-0'lık bir galibiyet gerçekten hani takımın mental olarak özgüvenini üst tarafa çıkardığını düşünüyorum ben. Tahsin Hoca da zaten basın toplantısında gördük hepimiz. Motivasyon olarak o da çok üst düzeydeydi. Çok güler yüzlü durumdaydı normal olarak tabii ki. Ama yani şunu yaşayalım istemiyorum ben açıkçası. Maç bir nebze illüzyon bizim açımızdan. Skor çok güzel. Mustafa Genç'in 1 gol 2 asisti, Enver Cenk'in hat-trick'i, Berat'ın 2 golü, özellikle Eren Tunalı ve Abdullah Tazgel'in bu ligde nasıl bek oynanacağına dair alışkanlıklarını arttırdığını görmek çok mutlu edici unsurlar var maçın. Ama skorun illüzyonuna kapılalım istemiyorum ben açıkçası. Çünkü gerçekten çok kötü bir rakiple oynadık. 2-0 ile 3-0 arası ikinci yarıya başladığımızda hatta beraber, hı-hı, konuştuk takım bir ara düştü diye. Hı-hı. Sonrasında Enver Cenk Şahin'in golü takımı kendine getirdi. Aynen öyle. Aynen öyle. Atlamayalım dediğimiz, evet. Ya şöyle bir şey var. Şimdi öyle bir ligde oynuyoruz ki, evet, Sivas Belediye takımı çok kötü ama bu ligde zaten ortalama 6-7 tane takım Sivas Belediye kadar kötü. Yani ben yayınlarda falan Bursaspor çıkamaz ama düşmez deyi onlara da biraz zaten güvenerek söylüyorum. Çünkü dediğim gibi bugünkü rakibimiz ayarında 6-7 tane takım var. Gerçekten çok seviyesi düşük, futbol kalitesi düşük, oyuncu kalitesi düşük, rezalet bir ligde oynuyoruz. Bursaspor'un genç oyuncuları olmasına rağmen kadro kalitesi bu ligin ortalamalarında, o görüntüyü veriyor bize şu anda. Bursaspor'un kadrosundaki en büyük eksikliği, en büyük problemi rotasyonun dar olması. Zaten Bursaspor rotasyonu geniş. Yani şu an 13 oyuncuyla hani katkı verebilen 13, hadi 14 oyuncuyla oynayalım diyelim. Bursaspor bunu 18-19 seviyesinde olsaydı zaten Bursaspor üst sıraların hedef takımı olurdu. Şu anda Bursaspor bugün aldığı galibiyetle beraber bu ligde rakiplerine biraz böyle hani biz genç bir takımız ama bize hafife alacak durumda değilsiniz mesajı veren bir skorda oldu. Aynı zamanda kendi oyuncularımızın özgüvenlerinin üst düzeye çıkacağı bir skor oldu. Şimdi bizim açımızdan yani saha dışı olayları noktasında önemli bir Ahmet deplasmanına gideceğiz. Ondan sonra içeriye lige çok kötü başladılar. Hani anlam veremiyorum. Ama kadro kalitesi iyi bir Esenler Erok gelecek. Ardından Erzincan deplasmanına gideceğiz lige fena başlamayan. Bu özgüveni bu 3 zorlu maç öncesinde kazanmış olmamız, 6-0'la bu serüvene girecek olmamız bizim için çok önemli. Bu 6-0'ın faydalarını bence bu kalan 3 maçta göreceğiz. Yani sezonun ilk haftalarında daha Afyon'a gitmeden, bay geçtiğimiz hafta yaptığımız taktik masası programında bu maça kadar, yani şu an oynadığımız Sivas Belediye maçı bitene kadar bu takım görürse 6-7 puan, 8 puan barajlarını mutlu eder demiştim. Şu an 6 puandayız. Ahmet deplasmanına gideceğiz. İnşallah devre arasına kadar, açıkçası beklentim bu takımın 27-30 puan toplaması devre arasına kadar. Eğer onu görürsek daha böyle umut vaat edici sezon sonuyla alakalı konuşabiliriz. Ama bugün Bursaspor önündeki 3 haftaya oldukça motive girecek bir skor aldı. Rahatlıkla söyleriz yani. Enver Cenk Şahin'in performansını nasıl buluyorsun peki Çağlar? Bunu sorayım. Keza yine Canberk'i soracağım sana. Belki de bu sezonun en yükselen değerlerinden biri olacak performans açısından. Evet ya, Canberk'le başlayayım. Afyon maçı
Ardından içeride Batman. Batman maçında çok tehditkar bir şey olmadı ama Batman maçı. Ardından Çorum deplasmanı ve şimdi içeride Sivas Belediye. Gerçekten çok formda ve verimli bir 4 maç geçirdi Canberk. İnşallah sezonun tamamına bunu yayar. Şu an övüyoruz, alkışlıyoruz Canberk'i. Yarın, bugün Mustafa Genç için aynı şeyleri söylüyoruz ki bence çok kısa bir süre oynadı ama Emre Tepegöz bana çok olumlu mesajlar verdi. Şimdi bugün övdüğümüz bu oyuncuları, Enver Cenk dahil olmak üzere, yarın öbür gün hata yaptığında çok gömmeyelim. O noktada da varım. Tecrübeli oyunculara biraz daha keskin olabiliyoruz tabii ki. Hani gençler özelinde konuşuyorum. Enver Cenk Şahin'in performansıyla alakalı da Batman maçında da galibiyeti bize getirmişti. Bugün de 3 gol attı. Çok önemli bir maç çıkardı. Çok ciddi bir tehdit değil mi? İçin evet. De ya bu lig standartlarının çok üzerinde bir oyuncu Enver Cenk. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama deplasmandaki performansı ile iç sahadaki performansı arasında bir dengesizlik söz konusu şu anda gördüğümüz kadarıyla. Yani Afyon ve Çorum maçlarındaki Enver'le Batman ve Sivas maçındaki Enver arasında iki gömlek fark var. Bu farkı deplasmanda da yaratırsa, bugün iç sahada yarattığı farkı deplasmanda da gösterirse Enver Cenk, Bursaspor'un her rakibe karşı çok büyük bir tehdit unsuru olduğu duruma geliriz biz. İnşallah ben bugün onun da 3 golle beraber çok büyük bir motivasyon yakaladığını düşünüyorum. Çünkü maç sonu taraftarların da bir sonraki maça yönelik biraz temennisi vardı, öyle anlatalım durumu. Enver de onlara çok olumlu bir geri dönüş sağladı. Enver'in performansını arttırması bize çok büyük artı yazar ki bugün Hasan Ayaroğlu gibi yine çok büyük beklenti içinde olduğumuz bir oyuncu yoktu, evet, Bursa Spor'da. İşte Hasan, Kubilay, Enver Cenk, bu oyuncular bu seviyenin üzerinde oyuncular. Bu seviyenin üzerinde olduklarını rakiplere hissettirdikleri her an Bursa Spor sağ içinde sonucu hep daha yakın olacaktır. İnşallah istikrarlı şekilde sürdürürler bunu yani. Peki takımda çok tecrübesiz oyuncu da var. Mesela Ertuğrul, evet, geliyor aklıma. Performansı iyi ama bir gördüğü bir sarı kart vardı. Bugün de 3. sarı kartını gördü. Bununla alakalı neler söylersin? Yani bomboş durumda, bomboş durumda derken çok rahat bir konumda sarı kart yaparak, faul yaparak sarı kart gördü. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Abi Canberk için de söyleyebiliriz bunu. Yani 6-0 öndeyiz. Orada yavaş hareket ettiği için sarı kart gördü Canberk. Ertuğrul Kurtuluş zaten 4 haftada bugün gördüğüyle beraber 3. sarı kartını gördü. Yahu zaten biz rotasyonu dar bir takımız. Ki Ertuğrul Kurtuluş Isparta'dan kaynaklı, geçen sene Isparta'da oynadığı topla bu ligin tecrübeli oyuncularından biri olarak adlandırırım yani şu anda bizim kadromuz içinde. Yapmaması gereken bir şeydi. Çünkü orada rakibi çektiği pozisyonda rakibin tek başına dribling yaptığı ve Bursaspor'un 4-5 tane defans oyuncusunun yerinde oturduğu bir düzende yaptı bunu. Hani birebir kalsa adam falan bir nebze anlardım. O yüzden daha dikkatli olmaları lazım bazı noktalarda. Performans noktasında kesinlikle çok iyi oynuyor Ertuğrul Kurtuluş. Ama senin de söylediğin gibi ufak detaylara da dikkat etmesi lazım. Çünkü biz ufak detayların sonuç getireceği bir darlıkta hareket ediyoruz. Dikkat edilmesi lazım yani. Furkan Emre'yi konuştuk. Geçen seneden beri zaten takımda yoktu. İlk 45 dakika oyundaydı. İkinci yoktu. Oyunda kaldığı sürece Furkan'ı nasıl buldun? Bu kadar uzun süre ayrı kalmasına rağmen nasıl değerlendiriyorsun performansı? Ya Furkan'ın bence saha içindeki en büyük avantajı şu. Stoper bölgesinde oynayan bir oyuncu olduğu için soğukkanlı bir oyuncu Furkan Emre. Yani gereksiz risk çok fazla almıyor. Sıkıştığı noktada direkt problemsiz bölgeye, risksiz bölgeye topu taşıyor. Hava toplarında başarılı. Bu lig standartları için çok iyi bir stoper oyuncusu ama işte sakatlık onu çok maalesef geriye götürüyor. İstikrarlı forma giyemiyor. Bugün de işte hani bir pozisyonda arka adalesiyle alakalı yine bir problem yaşadı. İnşallah çok ciddi değildir. Furkan Emre'nin gerek saha içi gerek saha dışı Bursaspor'a katkısı hep çok üst düzey olacak. O yüzden o bizim için çok değerli bir oyuncu. İnşallah yarınki çekilecek MR'ı sonucunda da çok ciddi bir şey yoktur da onu kullanmaya devam edebiliriz diye umuyorum yani. Şu Ahmet maçı için, evet, öncesinde. Ahmet maçına gidiyor muyuz? Sen patron sensin. Bir şey diyemiyorum. Kulüple alakalı. Aynen, patron sensin. Kalanını zaten yarın taktik, evet, masasında konuşuruz. Evet değerli Bursa sporlular, hepimizin morali yerinde çok şükür. 6-0'lık galibiyetten sonra Çağlar Ergin'le karşılaşmayı değerlendirdik. Yarın taktik masasında Çağlar Ergin'le tüm gelişmeleri, Furkan Emre'nin de sakatlığını değerlendirmeye devam edeceğiz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.